Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Eda Atılgan. Telafi eğitimi derslerimizin dördüncüsünü işleyeceğiz şimdi sizlerle. Bu dersimizdeki konular üçgen ve dörtgenlerin iç açıları, araştırma soruları üretme ve veri toplama, verileri düzenleme ve yorumlama olacak. Her bir bölümün anlatımından sonra örnek sorular da çözeceğim size. Dersi dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Anlamadığınız bir bölüm olduğunda videoyu tekrar izleyebilir, bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi dersler. Konumuz üçgen ve dörtgenlerin iç açıları. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamından başlayacağız arkadaşlar. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bir üçgenin iç açıları ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu, iç açılarının her biri farklı bir renge boyandıktan sonra üçgenin köşelerini aşağıda gördüğümüz şekilde katlayarak kolayca gözlemleyebiliriz. Bunu siz de evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir üçgen çiziyorsunuz ve kesiyorsunuz. Her bir açısını farklı bir renge boyuyorsunuz. Daha sonra bu açıları keserek şekil 2'deki gibi birleştiriyorsunuz. Birleştirdiğinizde bir doğru açı, yani 180 derecelik bir açı elde edeceğinizi göreceksiniz. Verilen 3 açının bir üçgenin iç açıları olup olmadığını anlamak için ise bu açıların toplamına bakmalıyız. Örneğin 15 derece, 75 derece ve 90 derece bir üçgenin iç açıları olabilir. Çünkü toplamları 180 derecedir. Fakat açıları 150 derece, 40 derece ve 50 derece olan bir üçgen oluşturulamaz. Çünkü bu üç açının toplamı 240 derece eder, yani 180 dereceden büyüktür. Gelelim dörtgenlerin iç açıları toplamına. Bir dörtgen iki tane üçgenden oluşur arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi bütün dörtgenlerde bunu yapabilirsiniz. Biz bir tane üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Diğer üçgenin de 180 olacaktır. Haliyle bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olacaktır. Dörtgenin bu şekilde bulabildiğiniz gibi tüm çokgenleri üçgenlere ayırarak her bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir bilgisinden yola çıkarak iç açıları ölçülü iç açılarının toplamını bulabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek çözelim. Yukarıdaki ABC üçgeninde ABC açısının ölçüsü 32 derece. ABC açısının derken neye dikkat ediyorduk? Ortadaki harfe, buraya 32 derece. ACB açısının ölçüsü 21 derece. ACB açısının ölçüsü 21 derece olduğuna göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? Ne yapacağız arkadaşlar? İç açıları ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Bu ikisini toplayıp 180'den çıkaracağız. 32 ile 21'i toplayacağız. Ne çıkar? 53 derece. 180 dereceden de 53'ü çıkararak 3. açımızı bulacağız. 0'dan 3 çıkmaz. 10'luk aldık. 10'dan 3 çıktı, 7. Burada 7 kaldı. 7'den 5 çıkarsa 2. Ve bir aynen aşağıya geldi. 127 derecedir BAC açımızın, yani A köşesindeki açının ölçüsü. Cevap D seçeneği. Yukarıdaki ABC üçgeninde B açısının ölçüsü A açısının ölçüsünden 6 fazla. C açısının ölçüsünden ise 6 azdır. Buna göre ABC açılarının ölçüleri kaç derecedir? Şimdi A açısının ölçüsüne biz kutu diyelim. A açısından 6 fazlaymış. Kutu artı 6 olacaktır. Ve yine B açısı C açısından 6 azmış. Yani C B'den 6 fazla. O zaman 6 daha eklersek bu da kutu artı 12 olacaktır. Güzel bir soru arkadaşlar bu. 3 açının toplamı kaç olacaktır? 180 derece. 1, 2, 3 tane kutumuz var. 3 çarpı kutu artı fazlalık 6 burada, 12 de burada, 18 var, değil mi?
kaç olacak sonuç? 180 derece. Şimdi 3 tane kutuyla 18'in toplamı 180 ise şu fazlalık olan 18'i 180'den çıkarırız önce. 3 tane kutunun değerine bakarız. 3 tane kutu ne olacaktır? 162. 180'den 18'i çıkarırsak 162 çıkacaktır. 3 tane kutunun değeri 162 ise bir tanesini bulmak için ne yaparız? 162'yi 3'e böleriz arkadaşlar. 1'de 3 yok. 16'da 3, 5 defa. 5 kere 3, 15. Çıkarıyoruz. 6'dan 5 çıkarsa 1. Burası 0 oldu. 2'yi aşağı indiriyoruz. 12'de 3, 4 defa. 4 kere 3, 12. Ve çıkarıyoruz. Sonuç 0 kalıyor. Demek ki bir tane kutunun ölçüsü neymiş? 54. O zaman A açımız 54 derece. Düzelteyim şurayı. A açısının 12 fazlasıydı. 54'e 12 eklersek 66 derecedir C açımız. Ve B açımız A'nın 6 fazlasıydı. 60 derece olacaktır. Yani sırayla A, B ve C köşelerindeki açılar 54 derece, 60 derece, 66 derece olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Evet, üçüncü soruyu okuyorum arkadaşlar. Yukarıdaki ABC üçgeninde AB uzunluğu eşittir AC uzunluğuna. Şekil üzerinde de eşitlik verilmiş. Ve ABC açısının ölçüsü, ABC açısının ölçüsü 56 derece ise CAB açısının ölçüsü, yani şu açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar bu bir ikizkenar üçgen. O zaman eşit olan kenarları gören açılar da eşittir. Yani buradaki eşit olan kenarı 56 derecelik açı görüyor bakın. O halde buradaki kenarı gören C açısı da 56 derece olacaktır. Nasıl bulacağız buradaki açıyı? 56 ile 56'yı toplayıp 180'den çıkararak. 56 ile 56'yı zihinden de toplayabilirsiniz. 112 eder. 180'den 112'yi çıkaracağız. 0'dan 2 çıkmaz. Buraya geldik, bir onluk aldık. 10'dan 2 çıktı, 8. Burası 7 kaldı. 7'den 1 çıktı, 6. Ve 1'den 1 çıkarsa 0. Demek ki CAB açımız 68 derece olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Bir dörtgen var karşımızda. Dörtgenin iç açıları toplamı neydi arkadaşlar? İki tane üçgenden oluştuğu için 360 dereceydi. Sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki ABCD dörtgeninde BAD açısının ölçüsü, BAD açısının ölçüsü 72 derece. ADC açısının ölçüsü, ADC ortadaki harf bize gösteriyordu biliyorsunuz, 92 derece ve DCB açısının ölçüsü 134 derece olarak verilmiş. CBA açısının ölçüsü kaç derecedir diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? 3 açıyı toplayıp 360 dereceden çıkaracağız. Toplayalım, 134. Saniye, bunu bir düzeltelim. Evet. 134 92 ve 72'yi topluyoruz. 4, 2 daha 6, 2 daha 8. 3, 9 daha 12, 7 daha 19, elde var 1. Burada 1 var, 1 de elde vardı 2. 298. 298 dereceyi 360 dereceden çıkarıyoruz. 0'dan 8 çıkmaz. Buradan onluk aldık. 10'dan 8 çıkarsa 2. 5 kaldı burası. 5'ten 9 çıkmaz. Buradan aldık. 15'ten 9 çıkarsa 6. Ve burası 2 kalmıştı. 2'den 2 çıkarsa 0. 62 derece olacaktır istenen açımız. Cevabımız C seçeneği.
Yukarıda verilen ABCD paralel kenarında BAD açısı, BAD açısı 78 derece. ABC açısı 102 derece. DCB açısının ölçüsü 78 derece. Buna göre ADC açısının ölçüsü. Şimdi arkadaşlar, burada paralel kenarın özelliklerini hatırlamıyor olabilirsiniz. Az önceki örnekte yaptığımız gibi 3 açıyı toplayıp 360'dan çıkarabilirsiniz. Fakat dörtgenlerin özelliklerinde size anlatmıştım. Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşitti. Bakın 78, 78. O halde burası 102 ise karşısındaki açı da 102 derece olacak diye direkt doğru cevabı da işaretleyebilirsiniz. Cevabımız C seçeneği. Evet, yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninde DAC açısı 32 derece ise DCA açısının ölçüsü kaç derecedir? Bakın burada bir üçgen oluşmuş. Bura 90 derece, bura 32. Burayı bulacağız. Şimdi 90 ile 32'yi toplayıp 180'den çıkarabilirsiniz. Ya da bir tane açı zaten 90, tamamı 180. O halde bu ikisine de 90 kalır diye de direkt 90'dan 32'yi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Sıfırdan 2 çıkmaz, 10'dan 2 çıktı 8. Burası 8 kaldı, 3 çıkarsa 5. 58 derecedir bizden istenen açının ölçüsü. Cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen ABCD eşkenar dörtgeninde, eşkenar dörtgende bakın 3 tane açısı verilmiş ve bir tane verilmeyen açı istiyor. Yine paralel kenar gibi karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşitti. Bakın burada 124'ler eşit. O halde burası 56 ise burası da 56 derece olacak. Bu bilgiyi hatırlayamadığınızda hiç problem değil. Üzülmeyin. Bu 3 açıyı toplayıp 360 dereceden çıkararak da istenen açıyı bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 olduğunu artık biliyorsunuz. Yukarıda verilen ABCD yamuğunda BAD açısı 112 derece, DCB açısının ölçüsü 72 derece, ADC açısının ölçüsü 68 derecedir. ABC açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Ne yapacağız? 3 açıyı toplayıp 360'dan çıkaracağız. 112, 72, 68. 2, 4, 8 daha 12 eder arkadaşlar. Elde 1, 1, 2, 9, 15 eder. Elde 1, 1, 1 daha 2. 252 derece bu üçünün toplamı. 360'dan 252'yi çıkarıyoruz. Sıfırdan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıkarsa 8. Buradan 10'luk almıştık, 5 kaldı. 5'ten 5 çıkarsa 0, 3'ten 2 çıkarsa 1. 108 derece olacak istenen açının ölçüsü. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki ABC üçgeninde ABC açısının ölçüsü 54 derece, CAB açısının ölçüsü 68 derece ise ACB açısının ölçüsü kaçtır? 180 derecedir toplamı. Yine 68 derece ile 54 dereceyi topluyoruz. Bulduğumuz sonucu 180'den çıkaracağız arkadaşlar. 8, 4 daha 12, elde 1. 1, 6 daha 7, 5 daha 12, 122 derece. 180'den 122'yi çıkarıyoruz. Sıfırdan 2 çıkmaz, 10'dan 2 çıkarsa 8. Burası 7 kaldı. 7'den 2 çıkarsa 5 ve 1'den 1 çıkarsa 0. 58 derecedir aradığımız açı. Cevabımız D seçeneği. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi diğer konumuza geçelim.
Evet, şimdiki konumuzda araştırma soruları üretme ve veri toplama arkadaşlar. Araştırma soruları üretme ve veri toplama ile ilgili birkaç bilgi öğrenip yine karşımıza çıkabilecek soru türlerini göreceğiz. Bir konu ile ilgili bilgi sahibi olmak için o konu hakkında araştırma yapabiliriz. Sonuçlarına güvenebileceğimiz bir araştırma yapmanın yolu, araştırma sorusuna uygun kaynaklardan, doğru yöntemle ve yeterli sayıda veri toplamaktan geçer. Veri toplarken araştırma sorusuna cevap bulmaya yönelik alt sorular belirlenir. Bu alt soruların yanıtlarına çeşitli kaynaklar araştırılarak, gözlem yapılarak ya da sorular doğrudan insanlara sorularak ulaşılabilir. Veriler hangi yoldan toplanırsa toplansın, araştırma için uygun ve güvenilir verilere ulaşmak, doğru sorular sormakla mümkündür. İyi bir araştırma sorusu, bakın iyi bir araştırma sorusunun özelliklerine bakalım. Araştırmanın koşulları ve yöntemi hakkında net bilgiler verecek biçimde açık ve anlaşılır olmalıdır. Araştırmanın konusu ve amacı ile doğrudan ilişkili olmalıdır. Çeşitli yöntemlerle toplanabilecek verilerle yanıtlanabilecek nitelikte olmalıdır. Bu özelliklere ek olarak, bir araştırmanın verileri bir gruptan toplanacaksa, verilerin toplanacağı grubun özellikleri, yani bu cinsiyet, yaş, yaşadığı il gibi grubun özellikleri araştırma sorusunda açıkça belirtilmelidir. Araştırma sorusunda belirtilen grup, araştırmanın konusu için uygun bir grup olmalıdır. Yani siz eğer ders başarısını artırmayla alakalı bir araştırma yapıyorsanız, gidip bunu mahalle esnafına sorular sorarak öğrenemezsiniz. Bunu burada araştırma grubunuz öğretmen ya da öğrencilerden oluşmalıdır. Doğru grup seçmeniz lazım. Ders başarısını arttırmaya yönelik sorular sormalısınız. Size doğru verileri verecek sorular seçmelisiniz arkadaşlar. Şimdi veri toplama yöntemlerini şöyle bir gözden geçirelim. Anket yöntemiyle veri toplayabilirsiniz. Bakalım anketle nasıl veri toplanır? Veriler kısa cevaplı ya da çoktan seçmeli sorularla toplanır. Çok sayıda veriye ulaşmak için pratik bir yoldur. Bir grubun bir konu hakkındaki eğilimlerini incelemek için tercih edilebilir. Veriler matematiksel yollar ile düzenlenir ve incelenir arkadaşlar. Görüşme var yine veri toplama yöntemleri arasında. Görüşmede veriler sözlü iletişim yoluyla toplanır. Yani biriyle birebir görüşürsünüz, sohbet edersiniz, konuşursunuz ve bu konuşmada sorular sorarak verilerinizi toplarsınız. Çok sayıda veriye ulaşmak zordur. Çünkü her bir bireyle uzun uzun görüşmeniz gerekir. Bir konunun ayrıntılı olarak incelendiği durumlarda tercih edilebilir. Yani birçok konuda bilgi toplama değil de belli bir konunun ayrıntılı olarak incelendiği durumlarda bu yöntemi tercih etmelisiniz. Veriler matematiksel yollar ile ya da verilerden doğrudan çıkarılabilecek çeşitli sonuçlara göre incelenir. Gözlem yoluyla incelemede bakalım veri toplamada neler var. Veriler gözlem yoluyla toplanır. Yani siz bir yerde oturur, olayı, kişileri ya da veri toplayacağınız herhangi bir nesneyi gözlemlersiniz arkadaşlar. Araştırmanın konusuna göre çok ya da az sayıda veri toplanabilir, konuya bağlı. Kişi ve olayların doğal ortamlarındaki durumlarını incelemek için tercih edilebilir. Veriler matematiksel yollar ile ya da verilerden doğrudan çıkarılabilecek çeşitli sonuçlara göre incelenir. Kaynak araştırma, veriler internet siteleri, kitaplar, dergiler gibi kaynaklardan toplanır kaynak araştırma yönteminde arkadaşlar. Araştırmanın konusuna göre çok ya da az sayıda veri toplanabilir. Bir konu hakkında bilgi edinme amaçlı yapılabilir. Toplanan veriler belirli bir düzene göre derlenerek incelenir. Şimdi bununla ilgili karşımıza çıkabilecek soru türlerine biraz bakalım. Birinci soruda diyor ki, 5 futbol oyuncusunun yıl içerisindeki başarıları karşılaştırılmak isteniyor. Bu araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygun değildir? A. Futbolcuların attıkları gol sayıları kaçtır? B. Futbolcuların bir maçta attıkları en fazla gol sayısı kaçtır? C. Futbolcuların isabetli şut sayısı kaçtır? D. Futbolcuların kaç çocuğu vardır? Burada
Uygun olmayan soru "ben buradayım" diye bağırıyor farkındaysanız arkadaşlar. Bir futbolcunun kaç çocuğunun olduğu onun başarısıyla alakalı bir soru değildir. Onun daha çok hayatıyla ilgili bir sorudur. O yüzden eğer başarıyı araştırıyorsak bu uygun bir soru değildir. Karne hediyesi olarak Hakan'a babası bir akıllı telefon almak istiyor. En kaliteli ürünü almak isteyen babanın aşağıdaki sorulardan hangisini sorması beklenmez? Bu telefonun şarjı kaç günde bitiyor? Bu telefonun RAM'ı kaç megabayttır? Bu telefonun hafızası kaç gigabayttır? Bu telefonun arayan zil tonu nedir? Bu olamaz değil mi arkadaşlar? Çünkü biliyoruz ki akıllı telefonlarda zil tonu ayarlanabilen bir şey. Kalite konusunda bize bilgi verebilen bir soru değil. Ama diğer 3 sorumuz, değil mi? Şarjının ne kadar gittiği, RAM'ının ne kadar olduğu ya da hafızasının ne kadar olduğu önemli. O yüzden D seçeneği olamaz. Bir şirket personellerinin 5 yıl boyunca yapacağı yolculuklar için bir otobüs firmasıyla anlaşma yapmayı planlıyor. Firmayı seçmeden önce hangi otobüs firmasını seçeceklerini belirlemek için bir anket yapmayı düşünüyorlar. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin bu ankette sorulması beklenmez. Bu otobüs firmasını tercih eden yolcuların ikamet ettikleri şehirler nelerdir? Bu otobüs firması yıl içerisinde kaç kez kaza yapmıştır? Bu otobüs firmasındaki otobüsler yıl içerisinde kaç kez arıza yapmıştır? Bu otobüs firmasının bilet fiyatları kaç TL'dir? Şimdi anlaşma yapmak isteyen bir şirket bilet fiyatlarıyla otobüslerin arıza ve kaza oranlarıyla ilgilenir. Fakat bu otobüs firmasını tercih eden yolcuların ikamet ettikleri şehirlerle ilgilenmez arkadaşlar. A seçeneğindeki soru buradaki durum için uygun bir soru değildir. Bir aile hangi restoranda yemek yiyeceklerine karar vermek için restoranlarla ilgili garsonlara sorular sormak istiyorlar. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisini sormaları beklenmez? Bu restorandaki garsonların kaç yıl deneyimleri vardır? Bu restorandaki aşçıların kaç yıl deneyimleri vardır? Bu restorandaki masa örtülerinin rengi nedir? Bu restoranda haftada kaç kez genel temizlik yapılıyor? Hangisidir arkadaşlar? C seçeneği burada uygun bir soru değildir. Daha çok çalışanların tecrübeleri ve restoranın temizliği önemlidir buradaki araştırmada. Ve son sorumuza bakalım. Bir okuldaki öğrencilerin en sevdikleri dersi belirlemek için yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması en uygun olur? En sevdikleri dersi belirliyoruz. Öğrencilerin en uygun soruyu arıyoruz. Dinlerken en çok zevk aldığınız ders hangisidir? Sınavından en düşük notu aldığınız ders hangisidir? En sevdiğiniz öğretmeninizin branşı nedir? En başarılı olduğunuz ders hangisidir? Şimdi dersi sevmek başarıyla, notla kıyaslanabilecek bir durum değil. Değil mi arkadaşlar? Sevmek demek o dersi dinlerken keyif almak demektir. Dinlerken en çok zevk aldığınız ders, en sevdiğiniz derstir. Cevabımız A seçeneği olacak. Bu konunun da sonuna geliyoruz. Evet, sıradaki konumuz verileri düzenleme ve yorumlama. Topladığımız verileri nasıl düzenleriz ve nasıl yorumlarız? Bunu öğreneceğiz şimdi arkadaşlar. Bir araştırmadan elde edilen verileri daha kolay yorumlamak için bu verileri düzenleriz. Verileri düzenlerken sıklık tablosundan yararlanabiliriz. Sıklık tablosu burada görülen gibidir arkadaşlar, görüldüğü şekilde. Sıklık tablosunun bir sütununda verilen adları ya da kategorileri yer alır. Verilerin adları ve kategorileri. Diğer sütunda ise verilerin içinde her bir veri türünden kaç tane bulunduğu, yani sıklığı yer alır. Mesela 5B sınıfındaki öğrencilerin sevdiği hayvanlarla ilgili bir araştırma yapılmış. Hayvan türleri bir sütunda ve bu hayvanları seven kişi sayıları diğer bir sütunda. Örneğin kediyi seven 9 kişi, köpeği seven 8 kişi, balığı seven 3 kişi, kuşu seven 5 kişi gibi ya da bu seçilen hayvanlar dışında diğer hayvanlar bir ya da daha az
olduğu durumlar için farklı bir satır açılmış. Diğer hayvanları seven de 2 kişi var denmiş. Şimdi bu verileri sütun grafiği ile de gösterebiliriz. Buna ne demiştik? Sıklık tablosu. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bu da sütun grafiğimiz. Bakın yatay eksende hayvan isimleri, dikey eksende kişi sayısı. Kediyi seven 9 kişi, köpeği seven 8 kişi, balığı seven 3 kişi, kuşu seven 5 kişi ve diğer hayvanları seven 2 kişi. Bu şekilde yararlanılabilir. Bir de bunun çetele özelliği var arkadaşlar. Çeteleyi size sorular üzerinde anlatacağım. Şimdi araştırmayla ilgili bir diyagram var. Onu anlatmak istiyorum. Bir araştırma yapmadan önce araştırma konunuzu belirliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra araştırma konusuna ve amacına uygun soruları belirliyorsunuz. Ve söz konusu araştırma grubunuza bu soruları sorarak uygun verileri topluyorsunuz. Veriler daha sonra tablo ve grafik yardımıyla düzenliyorsunuz. Biraz önceki gibi sıklık tablosu olabilir, sütun grafiği olabilir. Daha birçok yöntem var. Ortalama bulunabilir, çetele tutulabilir, bunun gibi. Ve daha sonra analiz aşaması, yani bu verileri yorumlama kısmı. Tablo ve grafiğe aktardığınız bu verileri yorumluyorsunuz arkadaşlar. Mesela 5B sınıfında en çok kedi seven öğrenci vardır diyebilirsiniz. Ya da seçilen hayvanlar arasında en az sevilen balıktır diyebilirsiniz. Bu şekilde yorumlamalar yapabilirsiniz. Bununla ilgili birkaç soru çözelim. Bir okulun kantininde gün içerisinde satılan ürünlerin sayısı bir çetele tablosuyla verilmiş. Bakın, çetele demek her bir satılan ürün için bir çizgi atıyorsunuz arkadaşlar. Çetelede 4 tane dikey çizgiden sonra 5. ürün için bir de yatay çizgi atılır. Bunlar beşlikler olarak ele alınır. Bunu unutmayın. Beşlikler olarak ele alınır. Yukarıdaki çetele tablosuna göre gün içinde satılan ürünlerin verileri ile bir sütun grafiği oluşturulursa en uzun sütun grafiği hangi ürüne ait olur? Şimdi sütun grafiğinde en uzun sütun hangisine ait olur? En çok satılana ait olur arkadaşlar. Bakalım. 5, 10, 13 tane tost satılmış. 5, 10, 15, 20, 24 tane simit satılmış. 5, 10, 15, 17 tane ayran satılmış. 5, 10, 15, 20, 25, 26 tane de çikolata satılmış. En fazla satılanın sütunu daha uzun olacaktır demiştik. Cevabımız A seçeneği olur. Yine bir çetele tablosu. Bir günde satılan bilet sayıları verilmiş. Yukarıdaki çetele tablosundaki bir tablosunda bir Luna Park'taki oyuncaklar için bir günde satılan bilet sayıları gösterilmiştir. Bu verilere göre oluşturulacak sütun grafiğindeki sütunlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bunlara bakmadan önce burayı bir hesaplayalım. 5, 10, 15, 20 bilet atlı karınca da satılmış. Çarpışan araba için 5, 10, 15, 20, 25, 30 bilet satılmış. Salıncak için 5, 10, 15, 18 bilet satılmış. Ve gondol için 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 bilet satılmış değil mi? Şimdi bakalım seçeneklere. Atlı karıncaya ait sütun 20 sayısına karşılık gelir. Doğru. Çarpışan arabaya ait sütun 30 sayısına karşılık gelir. Doğru. Salıncağa ait sütun 18 sayısına karşılık gelir. Doğru. Gondola ait sütun 30 sayısına karşılık gelir. Yanlış. 33'tü bizim çetele tablomuza göre bilet sayımız. Üçüncü soruda seçenekler çıkmamış. O yüzden bunu direkt geçiyorum. Şöyle biraz büyüteyim arkadaşlar. Seçeneklere sonra inelim. Ahmet öğretmen öğrencilerinin matematik sınavından aldığı puanları incelediğinde aşağıdaki verilere ulaşmıştır. Bu verilere uygun olarak oluşturulan sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 50 ve 60 puan alan toplam öğrenci sayısı 60 ve 70 puan alan toplam öğrenci sayısından azdır. Bu birinci veri. 70 ve 80 puan alan
Toplam öğrenci sayısı 80 ve 90 puan alan toplam öğrenci sayısından fazladır. Şimdi 50 ve 60 alanların toplam sayısı her birine siz burada kişi sayısını birer ya da beşer olarak girebilirsiniz arkadaşlar. Kolay olsun birer girelim. 1, 2, 3, 4, 5 olarak girin. Örneğin eşit aralıklarla ayrılmış zaten. 50 alan 2, 60 alan 4 kişi toplamları ne oluyor? 6 kişi oluyor. 60 ile 70'e bakıyoruz. 60 alan 4 kişi, 70 alan 2 kişi bunların da toplamı 6 oluyor. Az mıdır? Değildir. Bunu eledik. Gelelim B seçeneğine. 50 ve 60 alan 2'ye 1, 3 oluyor toplamı. Birinci şartı sağlamadığı için bu 2'ye bakmadık bu arada. 60 ve 70'e bakıyorum. 1'e 4. Yani 5 kişi. Az mıdır birinci grup? Azdır. Birinci öncülü sağladı. Gelelim ikinci öncüle. 70 ile 80'in toplamı. Yani 4, 4, 8 kişi. 80 ile 90'ın toplamından 4, 5 daha 9 kişi. Fazladır demiş. Bu taraf fazla olmalı. Fazla değil. Burayı sağlamadı. Bunu da eliyoruz. Burada yine aslında 50 ile 60, 60 ile 70 toplam dediği için burada 60'ları, burada 80'leri eleyebiliriz. 50 alan 70 alandan azdır. 70 alan 80, 90 alandan fazla olacak arkadaşlar. 50 alan 70 alandan azdır doğru ama 70 alan 90 alandan fazla değil. Burada en fazla alan 70 olmalı. 50 alan 70 alandan azdır doğru. 70 alan 90 alandan fazladır. Doğru. Her ikisi için de doğru arkadaşlar. 50 alan 70 alandan azdır demiş. Yanlış. Cevabımız C seçeneği olacak. Bakın seçeneklerde sıklık tablosu verilmiş. Bakalım. Yukarıda matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve beden eğitimi derslerinden yapılan sınavlardan 100 puan alan öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre bu bilgilerin sıklık tablosu üzerinde gösterimi hangisi olabilir? Şimdi sıklık tablosunda ne yapıyorduk arkadaşlar? İki tane sütun oluyordu. İki tane sütun. Birinci sütunun satırlarında derslerin isimleri yazıyordu. İkincisinde sayılar yazıyordu. Yani matematik, fen, sosyal, beden burada olmalı. 5, 10, 27, 42 burada olmalı. Bakalım matematik, fen, sosyal, beden. Matematik 5 kişiydi. Yanlış. Burada 100 alan öğrenci sayısı bu şekilde de verilebilir sıklık tablosunda. 5, 10, 27, 42 olarak matematikten sosyal beden diye. Bu doğrudur. Burada bakın yine sayılar yanlış. C seçeneğinde. Burada da yine sayılar yanlış olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Gelelim 6. soruya. Çeşitlerine göre tüketilen ekmek sayısı ile ilgili bir sıklık tablosu verilmiş bize. Bir aile hekimi mahalle sakinlerinin beslenme alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma yapıyor. Bu araştırmanın sonucunda mahalle sakinlerinin tükettiği ekmek çeşitleri ve sayıları şekildeki sıklık tablosunda gösteriliyor. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Mahalle sakinleri tarafından en çok buğday ekmeği tüketilmiştir. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Mahalle sakinleri tarafından en az çavdar ekmeği tüketilmiştir. Doğru arkadaşlar bu da. Tüketilen buğday ekmeği sayısı tam buğday ve kepekli ekmek sayılarının toplamından fazladır demiş. Bu ikisinin toplamından fazladır demiş. Bakalım toplayalım. 15 elde 1. 8, 7 daha 15, 1 delde 16, elde 1, 5, 6 daha 11, 1 delde 12. İkisinin toplamından fazladır, doğrudur. Tüketilen kepekli ekmek miktarı tam buğday ekmeğinin 2 katıdır. Tam buğdayın 2 katı kepekli ekmek olmuyor arkadaşlar. Binlerdedir, 1160'ları geçer hatta 2 katı. Kepekli ekmek kadar değildir. Cevap D seçeneği olacak. Bir okulda yapılan başkanlık seçimine göre en çok oyu alan öğrenci başkan seçilmiştir. Seçime katılan Hande, Tuğçe, Zehra ve Fatih'in aldığı oy sayıları yukarıdaki sıklık tablosunda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Başkan seçilen öğrenci en yakın rakibinden 9 oy fazla almıştır. Bakalım başkan seçilen kim? Tuğçe. En yakın rakibi kim? Hande. Aradaki fark 9 oy. Doğrudur arkadaşlar. Fatih 23 oy daha almış olsaydı başkan seçilebilirdi. Fatih'in oy sayısına 23'ü eklersiniz. Sonuç 55 olur arkadaşlar. Yine de başkan seçilemezdi. Çünkü Tuğçe 56 oy almış gördüğünüz gibi. Zehra'nın aldığı tüm oyları Fatih almış olsaydı. Zehra'nın aldığı tüm oyları Fatih almış olsaydı en yakın rakibinden 3 oy fazla almış olacaktı. Yani 25 oy daha alsaydı 57 oy almış olurdu. En yakın rakibi Tuğçe bundan 1 oy fazla almış olurdu. 3 oy değil. Hande ile Zehra'nın arasındaki oy farkı. Hande ile Zehra arasındaki oy farkı kaçtır arkadaşlar? 22'dir. 47'den 25'i çıkarırsak. Zehra ile Fatih arasındaki oy farkından azdır. Zehra ile Fatih arasında 7 oy vardır. 7 oydan az değildir 22 oy. Bu da yanlış. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Şimdilik bu kadar.